Brokom antrenmanındayız. Brok hocam en sevdiğim hocalarımdan bir tanesi. Bu sene de harika bir çıkış yaptı. 7 maçın 6'sı ligde galibiyet. Avrupa'da ilk maç galibiyet. Bosna'da zorlu bir yolculuk sonrası mağlubiyet ama telafi edecek bir Telekom var. Ve bu hafta çok kritik bir Fenerbahçe maçı var hocam. Ne oluyor Telekom'da? Nasıl bu kadar iyi başladın hocam? Çok güzel özetledin. Yani Telekom, biz Telekom'da yaptığımız şey 4 sene içerisinde özüne dönüşünü sağlamak. Telekom bu ligin, Ankara'nın gururu, çok önemli bir lokomotifi. Basketbolda da yıllarca çok önemli temsiliyette bulundu Türk Telekom. Bizim yaptığımız şey sadece bu ruhun, bu potansiyelin geri dönmesini sağlamak oldu. Zaten son 2 yılda da çok önemli başarılara imza attık burada. Bu yıl farklı bir girişle, lige girişle potansiyelini tamamen ortaya çıkardık. Yani farklı yaptığımız bir şey yok. İstikrarlı, planlı, düzenli çalışmanın, yaz dönemini verimli geçirmenin, burada bir aile olmanın, iyi ilişkiler içerisinde olmanın, yönetim, antrenör, oyuncu ekibinin uyumunun bir yansıması olarak görüyorum. Tabii bu sadece bir başlangıç. Yani önümüzde çok çok uzun bir yolculuk var. Hem Avrupa Kupası'nda hem ligde. İnşallah bütün ümidimiz böyle devam etmesini sağlamak ve sonucunda da gerçekten arzu edilen, istediğiniz başarılara ulaşabilmek. Şimdi maçların büyük kısmını izledim. Öyle tesadüfi galibiyetler yoktu. Takır takır top oynayan, maç oynayan bir Telekom vardı. Haklı bir galibiyet serisini yakaladı. Tüm spor severlerin aslında takdirini kazandı izleyenlerin. Avrupa'da da ilk İsrail maçıyla oynanan maçı izledim. O da çok zor bir maçtı ama yine başardı. Bosna'da ne oldu hocam? Bosna... Ya söylediğin gibi Hapoel maçı, özellikle Avrupa'da oynadığımız maç çok önemli bir maçtı. Ben Bosna'daki maçı şöyle görüyorum. Yani Bosna'da gerçekten biliyorsunuz, yani Yugoslav basketbolunu temsil eden çok ciddi bir takımla oynadık. Yani hem savunmada hem hücumda çok sert oynayan, ne yaptığını bilen bir takımla. Ben oradaki maça yaklaşımımızı, çok uzun süren bir galibiyet serisinden sonra maça iyi yaklaşamadığımızı ve maçın içerisinde çok dalgalandığımızı gördüm. Bununla alakalı da önlemlerimizi aldık. Tabii çok uzun bir maraton, çok zorlu yolculuklar, çok zorlu maçlar oynuyoruz. Burada tabii ki maç kaybedecek, inişler çıkışlar olacak. Söylediğim gibi biz de çok yeni bir takımız. Yani bu kadar maç içerisinde ya da maçlar arasında iniş çıkış yaşamamızın sebeplerinden biri de çok yeni bir kadro olmamız. Dolayısıyla bunlar zamanla daha net oturacak ve daha güçlü, daha istikrarlı bir basketbol yapısı da ortaya çıkacaktır. Şu anda biz de başlangıç itibariyle evet iyi başladık ama çok inişimiz çıkışımız oluyor. Bizim de bütün çalışmamız hem maçlar arasındaki hem de maç içindeki inişleri çıkışları daha az seviyeye getirerek daha dengeli bir takım olabilmek adına. Dolayısıyla Bosna'da evet bir maç kaybettik ama telafi edilebilir bir maç, söylediğin gibi. Bundan da derslerimizi alıp önemli olan şeyleri çıkartıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi Hapoel maçı basın toplantısına ben bir soru sormuştum. Korona nasıl etkiledi diye. Şimdi Fenerbahçe maçı var, zorlu bir maç. 15 saatlik bir yolculuktan geldiniz, hemen antrenmana çıktınız. Yüzünden yorgunluğum belli oluyor hocam açıkçası. Ya benim yorgunluğum çok bir şey, önemli diye. Oyuncular durumu nasıl? Onları da şimdi... Ya valla yani Fenerbahçe maçı oynayacağız kendi evimizde. Ligin 7 maçta 7 galibiyet alan takımıyla 7 maçta 6 galibiyet alan takımı. Yani bunun adı Fenerbahçe Telekom olunca da çok daha farklı bir rekabetçi hale dönüyor. Burada artık yorgunluk, mental hazırlık, fiziki hazırlık falan değil. Yarın çıkıp bir tane maç oynayacağız. Burada bu bahanelerin ya da bu şeylerin ardına evet yani dün gece çok geç saatte geldik. Bugün bir tane toplantı ve maç, antrenman ve yarın da erken sayılabilecek bir saatte maçı oynayacağız. Dolayısıyla ama bizim seviyemizdeki takımlar için bunun bir bahane değil. Biz işte bugün antrenmanızı yapacağız. Mümkün olduğu kadar toplantımızı yaptık, hazırlandık. Fenerbahçe'yi yenebilmek adına her türlü çabayı sahada göstereceğiz. İnşallah 8 maçta 7 galibiyetli iki takım olacak pazar günü itibariyle. Yani inşallah bütün ümidimiz o. Yani Telekom tarihi açısından da önemli bir maç. Kazandığımız takdirde bizi ligde nerelere götürebileceğini de biliyoruz. Tabii ki karşımızda çok önemli bir Euroleague takım var. Çok geniş kadroyla oynayan. Ama biz bütün çalışmalarımızı bir gün içerisinde yapıp hazırlandık. Yarın da sahada hem mental olarak hem fiziksel olarak iyi bir Türk Telekom takımı olacağını hiçbir şüphem yok yani. Korona sars etkilemedi değil mi hocam? Hiçbir sıkıntı ya yok. Ya şöyle yani. Biz iki tane artık oyuncu... Artık sakatlık sormuyoruz, hastalık soruyoruz maalesef. Ya şöyle işte dün gece yoldan gelince test olduk. Bugün sabah sonuçlar geldi. Çok şükür şu anda bir eksiğimiz noksanımız yok ama bu korona devam ettiği sürece bu tip stresleri ve ya da oyuncu eksilmesini yaşayacak. Her takım yaşıyor. Bununla alakalı artık sürece alıştık. Yani dolayısıyla biraz daha söylediğim gibi
Eğer bir hedefe, büyük hedefleriniz varsa, büyük hayalleriniz varsa bunun için bir mazeret üretmenin bir anlamı yok. Biz iki tane oyuncumuz koronavirüsken 7 maçın 6'sını kazandık. Dolayısıyla bundan sonra da başımıza gelirse de bununla mücadele etmenin yollarını arayacağız yani. Hocam şimdi Telekom takımının çok çok başarılı olacağını zaten sen de biliyordun. Konuştuğumuz zaman sen de bahsediyordun ama sezon başlangıcında bir maç kazanmaya, bir maç kaybetmeye gittiğin zaman biraz daha dengeli olur ama seri galibiyet aldığın zaman yönetim de hedefi yükseltir, beklentiler artar. Ya yönetimimiz bizim şunu söylemek lazım. Bir defa başta başkanımız olmak üzere işte Yusuf Bey, Erkan Bey, Savtekin Bey, Berat Bey. Yani bizim yönetimimiz gerçekten çok büyük özveriyle Türk Telekom markasının Ankara için, Türk basketbolu için ne olduğunu çok farkındalar. Ve bunun için de gerçekten geceleri gündüzde çaba sarf ediyorlar. Hep bize de çok büyük destekler. Yani aslında spor kültürümüzde bu kadar uzun vadeli çalışmalar, ben 4. yılımı çalışıyorum. Onlar burada yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar büyümeye açık olduğunu, ne kadar istikrarlı yürüdüğünü görüyorlar. Başarıların da geldiğini ve geleceğini de görüyorlar. Dolayısıyla onlar hem şirket anlamında, bütçe anlamında, hem işte bize destek anlamında her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla yani Telekom'un, bunu defalarca söylüyorum, Telekom gerçekten Türkiye basketbol alanında çok önemli bir markadır. Ankara içinde çok bulunmaz bir kulüptür. Dolayısıyla bütün Ankaralı basketbol severler, ki ben de Ankara'nın içinden yetişen birisi olarak, gerçekten bu takıma sahip çıkmalı, bunu desteklemeli ve bunun da daha iyi olması için çaba sarf etmeliyiz. Biz burada olsak ya da olmasak. Dolayısıyla bütün bizim planımız, programımız, kişisel hedeflerimizden ziyade öncelikle markayı çok düzgün bir yere getirmek. Hep beraber yönetimiyle, takımıyla, idari kadrosuyla, teknik ekibiyle, ondan sonra da inşallah yakın bir dönemde, kısa bir dönemde Ankara'ya bir kupa kazandırabilmek. Valla hocam, geçen sezon bu basın tribününde maçları izlerken beni en çok mutlu eden bu tribünlerin dolmasıydı. Ya maalesef onu, yani ne soracağını biliyorum. En büyük burukluğumuz bu. Böyle bir maçta işte 7-7 yapmış bir Fenerbahçe ile 7-6 yapmış bir Telekom maçı, yarın burada 15 bin kişi oynanırdı. Ve çok müthiş bir atmosferde oldu. Ve çoğu da eminim ki Ankaralı basketbol sever, evet, olurdu bizi destekleyen. Geçen sene de bunun sinyallerini çok fazla vermiştik. En büyük burukluğumuz bu. Yani bu Covid'den dolayı seyircimizi hiçbir zaman burada göremiyoruz. Bütün kulüpler gibi. Keşke böyle bir şey olmasaydı da yarın çok farklı bir maç oynasaydık seyirci açısından. Dolayısıyla onları kavuşacağımız Ankaralıların tekrar bu salonu doldurur zamanlar inşallah yakındır diye ümit ediyorum yani. Vallahi alkışları olmasa da yürekleri sizinle. İnşallah, hocam, sağ ol. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim, sağ ol. Türk Telekom oyuncularından Samet Geyik'le beraberiz. Ligde iyi bir süreç içerisindesiniz. 6 haftadır yenilmiyorsunuz. Yarın Fenerbahçe maçı var. Aslında Avrupa'da da iyi gidiyorsunuz. Takımın genel durumu hakkında bir değerlendirme alacak olursak. Dediğiniz gibi ligde iyi gidiyoruz. Hatta çok iyi gidiyoruz. İyi takımız, kaliteli takımız. İki gün önce şanssız bir yenilgi yaşadık aslında Bosna'da ama Fenerbahçe çok önemli bir maç bizim için. Fenerbahçe üzeri Galatasaray maçımız da çok önemli. İki maçı da kazanıp milli takım arasına rahat bir şekilde gitmek istiyoruz. Can Korkmaz'la beraberiz. Ligde gayet iyi gidiyorsunuz. Bosna'da bir yenilgi aldınız ama Avrupa yolculuğu da gayet iyi gidiyor şu an. Takımın genel durumu hakkında bir değerlendirme alacak olursak. Bu hafta bizim için yorucu oldu. İlk önce Bursa deplasmanı, sonra dediğiniz gibi Bosna deplasmanı. İyi gidiyoruz ama son maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama genel olarak iyi bir sezon başlangıcı diyebiliriz. Umarım bu başlangıcımızı devam ettirip yarın oynayacağımız Fener maçından da iyi bir galibiyetle döneriz. Çok teşekkür ederiz.